Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 23 Eylül Cuma, Bursa yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet, Bursa'da 9 koşulu bir programımız var. Sevgili dostlar, 2 altınımız olacak. Tüm yarış severlere herkese bol şanslar diliyorum. Evet, videomun hemen altında bulunan yorumlar kısmına güzel yorumlarınızı bırakan sevgili dostlara selam olsun. Beğen butonuna da videomu izlerken basan arkadaşlara şimdiden Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ediyorum destekleriniz için sevgili dostlar. Evet, yorumlara geçelim sevgili dostlar. Evet, Bursa'da 9 koşu bir programımız var demiştik. 1. altılı gayemiz şartlı 3 bir mücadeleyle start verecek 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kumda mücadelesi izleyeceğiz. 12 safkanımız burada kayıtlı. Ben burada Bursa'da banko ile başlayacağım. Tamam, ilk yarışta yani 1. altılı gayemize gerçekten yarış bayağı bir sürete binecek. Çok yani kafaya alacak safkanlar da var burada sevgili dostlar. Yani anlatsak bayağı bir uzun bir video olacak. O yüzden ben Okan Atmaca ile 4 nolu safkanımız ben çıkıp liderliği alıp bir beyaz bayrak aynı yarışı yapmasını bekliyorum. Benim 1. altılı gayem de banko adayımdır ve de banko olarak değerlendireceğim. Bunun tek ciddi rakibi var, o da Rondo sevgili dostlar. Yani bakmayın 8.likte ayrıldığına, yani iyi koşacaktır. Bunun tek ciddi rakibi var 9 nolu safkanımız. Yani tercih yapabilirsiniz ama ben 4 nolu safkanımızdan dolayı tercih yaptım. Okan Atmaca ile koşuyu kazanmasını bekliyorum. Bankomdur ikili için 9 önereceğim. Yani burada ikili kesinlikle bozacağını düşünmüyorum. 4-9 bitmiş gibi geliyor bana sevgili dostlar. Hatta ikili de deneyeceğim bu koşuda. Evet, ikinci koşumuza geçelim. Bir meydanın 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kumda mücadele verecek 11 safkanımız yer alıyor. 4 ve 9 dolu safkanlar ekür olarak piste çıkacak. Yine sürat koşusu bizleri bekliyor. 1. 5'lik ayımızda burada start alacak. Yani bilinen stiliyle büyük ihtimalle Alican İnci ile Beyzeki kaçmaya çalışacaktır. Yani yaptığı üst üste 8.likler yani kaçarak bitirebilecek mi biraz zor gibi gördüm ben. Burada 7 nolu safkanın King of Tokçalar aynı şekilde o da temponun içerisine girecektir sevgili olsa. Benim ilk tercihim 7 nolu safkanımız İsmail Dinar'la start alacak. Ben yaptığı son 2 tane dördüncülüğüne bayıldım. Zaten ikinci koşusunda Bursa'da 1000 metre kumunda bir ikincilik elde ettim. Mesafe uzasa da etkili koşacaktırım ama uzunda da pek o kadar şey yapmadı ama grubun uygununda ben King of Tokçalardan İsmail Dinar'la çok çok etkili bir koşu bekleyeceğim. İlk tercihim ikinci atım 5 nolu Horror Rako diyeceğiz sevgili olsam. Mustafa Çek'le o da ilk defa buluştu. Yaptı ilk koşusunda Bursa'da 1300 metre kumunda çok yakın ara bir üçüncülük de ayrıldı. Halil Kaplan'la burada Tekin Kurtoğlu'sun ekürüsü Greyr Row Bay Zeki olsun King of Tokçalar onda geçme başarısı gösteren bir safkanımız. Ben 5'i de ihmal etmeyeceğim. Sonradan 4 nolu safkanımız ekürler sevgili olsa yine mücadelenin içerisinde olacaklardır. Ve de burada 10 nolu safkanımız Tugay alıcıyla dikkat diyeceğim. 7, 5, 4, 10 benim bu koştaki sıralamam olacak. Evet, üçüncü koşumuz kısa vadeli Taşkent koşusu. 3 yaşlı Arapların 1200 metre kumda mücadele verecek. 7 plasalı 1. üçlük ayınımızda burada start alacak. 8 safkanımızın zevkli mücadelesi yine bizleri bekliyor. Denk bir grup. Gerçekten denk bir grup sevgili dostlar. Müslüm Başkan olsun. 3 nolu safkanımız 5, 6, 7. Yani bunlar epey bir sürata bindireceklerdir koşuyor. Ben yaptığı son koşusuna bayıldım. Nevzat Avcı ile bir kere start alanında kazandı. Yani yarın çıkarsa, gruba liderlik yaparsa, yani bu safkanı birazcık yakalamak çok güç olur diye düşünüyorum. 3 nolu safkanı benim ilk tercihim. İkinci atım tabii ki o da Müslüm Başkan, grubun kaliteli bir safkanı. Bu aralar kazanmayı unutmuş gibi görünse de mutlaka değerlendireceğiz. Ve de son koşusunu güzel bir birincilikle taçlandıran ben de bu koşunun içinde olacağını düşündüğüm 2 nolu Kocaoğul. Yani 3, 1-2 adım daha önde gördüğüm bir safkanlardan biri liderliği alırsa bir beyaz bayrak aynı yarışı izleyebiliriz. 1 ve 2 de ciddi rakibi olacaktır. Ben 3-1-2 şeklinde
Bu koşuyu geçeceğim sevgili dostlar. 7 Libra'sı için 3 nolu safkanız banko olarak değerlendireceğim. Bunu da dile getireyim. Evet, dördüncü koşumuz sevgili dostlar. Evet, dördüncü ve beşinci koşuda gerçekten çok zor. Çok zorlandığım bir koşu. Handikap 17 bir mücadele. 4 rekor Arapların 1300 metre kumda mücadele verecek. Yine gruba bakıldığı zaman gerçekten enteresan bir safkanın geleceği gibi görünüyor sevgili dostlar. Ben burada sürpriz bir isimle başlayacağım. Cemal Paso ile start alacak olan Lolan Güzeli, yaptığı birinciliği 1400'de harika bir koşu çıkartmıştı. Sonra bir yedincilik, bir altıncılık da ayrıldı ama ben 12 nolu Lolan Güzeli'nden yine enteresan bir koşu bekleyeceğim. İlk tercihim ikinci atım 6 nolu Karacakayalı diyeceğim Mustafa Çiçek'le. 3 nolu Babacan'dır. Buradan Muzaffer abimize, Hayati Can abimize de sevgilerimizi gönderelim. Evet, Babacan'dır sevgili dostlar. Benim 3. tercihim. Sonradan 10 nolu safkanımız Sarrap Baba Tolga Yıldız'la. 11 nolu safkanımız Çerdiğin Mertcan Çelik'le. 4 nolu safkanı Gubaz, kesinlikle ihmal etmeyeceğim. 167 günlük bir aradan sonra dinçlik yarışı yapacaktır Erhan Aklı'yla. Çok çok dikkat. Ve de 2 nolu Dumanoğlu diyeceğim Kadir Tokoçoğlu'yla. 12, 6, 3, 10, 11, 4 ve 2 şeklinde oluştu ikinci altılı gayemizin başlangıç ayındaki sıralama. Evet, 5. koşumuz satış 1. 4 yaşlı Araplar 1800 metre kuma çıkacaklar. 15 safkanımız yer alıyor. 3, 6 ve 15 nolu Oyemer Ekür olarak piste çıkacaklar. Evet, benim burada ilk tercihim bu koşuda birazcık zor olduğunu düşündüğüm bir koşulardan bir diğeri olacak. 10 nolu Kılıç Varo ile başlayacağım ben Onur Yıldız'la. Yani yaptığı son iki koşusu gerçekten yani kötü olsa da mutlaka değerlendireceğim. İlk tercihim olacak 10. İkinci atım 15 nolu Oyemer diyeceğim Nevzat Avcı ile. Sonradan 5 nolu Gülen Kızım Mahmut Bağla, yaptığı son ikinciyi tatminkar olarak pistten ayrıldı. Şimdi mesafenin uzaması ona da çok yarayacaktır. Çok çok dikkat. Sonradan 7 nolu safkanımı Tüllü Güzel. Bu safkana da dikkat. Furkan Çetin'le start alıyor. 171 günlük bir ara. Yani bu yani Adana'da 1300'ü Maydin'e veda ederken bayağı beğendiğim bir koşulardan birini çıkarttı. İlk defa Bursa'ya geliyor. Dikkat diyeceğim ben sevgili dostlar. Yeriyle de 4. şanslı safkanım. Sonradan 2 nolu safkanım Adi Akçi Eren Kadirlerle. 4 nolu safkanım Bengü Taş. Sonradan 6 nolu safkanımız Ekürler. Pardon arkadaşlar, Ekürleri Oyemer'i söylemiştik. Özür diliyorum. 6'yı geçiyoruz. Buraya notlarımı aldım çünkü yarışları seyrettim. Çalışmalarında, orijinlerde ben sırayla ayırdım. Onu geri planda bırakacağız. Zaten o emeri yazdık mı 6 diye yazmış oluyoruz. Özür diliyorum. Ve son olarak da 12 nolu Çakırcalı diyeceğim Kadir Tokoçoğlu'yla etkili bir koşu çıkartmasını bekliyorum. Sıralamamız nasıl oluştu? 10, 15, 5, 7, 2, 4 ve 12 şeklinde oluştu. Evet, 6. koşumuz kısa vade 8 bir koşu. 4 rekor Arapların 1400 metre çimde mücadele verecek 11 safkanımız yer alıyor. 6 ile 8 nolu Şah Dragon Ekir olarak piste çıkacaklar sevgili dostlar. Evet, benim burada Tunç Siperi, yani bakıldığı zaman denk bir grup, güzel bir grup, kaliteli safkanların bir arada olduğu bir grup sevgili dostlar. Yani mesafe 1400. Şimdi koşuya şöyle baktığımız zaman yani Rındam'ın son koşusunda zaten artık geçilecek, yani bir yerde zaten Rındam'ına uymaz demiş bu koşu. O da 9.lukta ayrıldı çünkü onu rahatsız edecek, yoracak çok safkan vardı o gün sevgili dostlar. Şimdi geri planda yine aynı şekilde Rındam'ın bence geri planda kalacağını düşünüyorum sevgili dostlar. Burada Tunç Siperi sevgili dostlar ilgimizi çeken, Rındam'ın da koştu tamam, Rındam'ın Tunç Siperi'ni geçme başarısı gösterdi. Kısa mesafede öyle hatırlıyorum. Şimdi 1400'e çıkacak. Yaptığı son üst üste koşularda 2200'ü kazandı, 2000'i kazandı, arkasından yine 2000 kısa vade 8'de kazandı. 1500, yani anlat anlat bitmez sevgili dostum. Tunç Siper gerçekten kalitesi tartışılmaz olan bir safkanımız. Ben yarın için ikinci banko adayımda 2 nolu Tunç Siper'i olarak değerlendireceğim. Ama abi
Biz birinci altılık ayağını zaten bankoyla başladık. İkinci altılık ayağını yapmayın diyecek arkadaşlar. Gerçekten zor bir koşu ama ben Tunç Siper'ine çok çok güveniyorum. Onur Öztürk'le kazanmasını bekliyorum. Rakip hanesinde 10.000 Safari'yi önerebilirim. Zülfikar Karabulut'la o da yaptığı son iki koşusunda da hem Bursa'da 1300'ü arkasına İstanbul'da şartlar 1600'ü kazanarak formda geliyor tekrar Bursa'ya. Dikkat diyebilirim. Yeni Nolu, Öz Şimşek, Kadir Tokoçoğlu'yla etkili koşabilir. Dikkat diyeceğim. Bir tek 7 günlük bir ara var ama ondan da pek etkileneceğini düşünmüyorum. Değerlendirebilirsiniz. 5 Nolu Lokumoğlu ve de 4 Nolu Köyası Demir'e de dikkat derim ben sevgili dostlar. Yani iki bankoyu değil de tek bankoyu deneyecek arkadaşlar 11, 7, 5, 4'ü de göz ardı etmeyebilirler. Ama ben 2 Nolu Tunç Siper'ine güvenerek yalnız başına bırakacağım. Evet, 7. koşumuz Handikap 17. 3 Beykor İngilizler'in 2000 metre çimde mücadele verecek 11 safkanımız burada kayıtlı sevgili dostlar. Şimdi koşuya geldiğimiz zaman 2. üçlük ayağımız da burada start alacak. Evet, koşuda ben yine burada sürpriz arayacağım sevgili dostlar. Sürprize müsait olduğunu düşündüğüm bir koşulardan bir diğeri olacak. Buradaki sıralamam şu şekilde. Tabii ki Kul Kızı, yani bir iki adım öne çıkıyor sevgili dostlar. O kadar da tam böyle öne çıkacak bir safkan mı? Olabilir. Ama ben biraz daha geri planda bırakarak yani onu ben 3. 4. at olarak yazdım ama başta önereceğiz. 4 nolu Kul Kızı Tolga Yıldız'la. Sonradan benim sıralamamda 11 nolu Fiji sevgili dostlar. Bu safkana dikkat. 50 kiloyu da yakalamış Sercan Tırpman'la. Yani Bursa'da tam bir bomba getirecek bir jockey arkadaşımız. Sercan'a da çok çok dikkat diyeceğiz sevgili dostlar. Son yaptığı 2400'de harika bir koşu çıkartmıştı. Mortadella'nın kazandığı o koşuda Zülfikar Karabulut'la 56 kiloyla boyunla yarışı vermişti sevgili dostlar. Dikkat diyeceğim. Ondan önceki koşusu da 2000'de İzmir'de Handikap 14'ü kazanarak Bursa'ya geliyor demiştim. Fiji'yi önermiştim o zaman sizde sevgili dostlar. Ben Fiji'yi kesinlikle ihmal etmeyeceğim. Benim ikinci tercih edeceğim safkanlardan biri. Sonradan 10 nolu Mortadella tabii ki yaptığı üst üste demin de söylediğimiz gibi Fiji'yle geçme başarısı göstermiş. Erhan Akdulu 51 kiloyla ilerleyen yaşına rağmen son iki koşusunu gerçekten çok başarılı koşarak kazanarak çok formda gireceği bu koşuya mutlaka ve mutlaka değerlendireceğiz. İzmir çiminde de bayağı etkili koşan bir safkanımız. Sonradan 8 nolu safkanımız Don Corleano diyeceğiz Mertcan Çelik'le. 1 nolu safkanı Halodayı. Sonradan 2 nolu safkanımız Langero Mustafa Çek'le. Ve de 7 nolu safkanımıza da çok çok dikkat diyeceğim King Bora'ya. O da yaptığı son Bursa 1400 Handikap 16'yı güzel bir birincilikle yani burunla da olsa kazanmasını bilmişti. Don Corleano'yı onda geçme başarısı göstermiş. O koşudan dördüncükle ayrılmıştı. Yani buradaki sıralamız nasıl oluşmuş sevgili olsa şöyle bir baktığımız zaman 4 başta olmak üzere 11, 10, 8, 1, 2 ve 7 şeklinde oluştu sevgili dostlar. Bir tane daha sürpriz var. Yani bu kadar çok at yazdığımız zaman bir tane kafama takılan bir sürpriz sevgili dostlar. O da kim? 3 nolu safkanımız Kuhn K. Furkan Çetin'le ilk defa buluştu. Yani bütçemize sıkıştırabilirsek bu safkanı da göz ardı etmeyeyim. Çünkü baya fazla at yazdık buraya. Eğer ben evet abi burada bomba çıkacak derseniz 3'ü de es geçmeyebiliriz sevgili dostlar. Bütçemiz doğrultusunda 3'e de şans verebiliriz. Evet, 8. koşumuza geçelim. 8. koşumuz kısa vade altı bir manyas kuş cenneti koşusu olacak. 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kuma çıkacaklar. 9 safkanımız burada kayıtlı sevgili dostlar. Evet, koşuya bakıldığı zaman yani burada da ben yani fazla at yazılacak bir koşu mu? Evet, fazla at yazılacak bir koşu. Ama ben burada eleme yaptım. Elemede 3 safkana düşürdüm. Onlar kimler? 5 nolu safkanı Mustafa Çek'le, 6 nolu safkanımız Halil Kaplan'la ve 1 nolu safkanımız Nevzat Avcı'yla eleyerek gittiğimiz zaman bu 3 safkanı ben biraz da ön plana çıkarttım. 1, 5 ve 6, yani öyle sıralayalım. Yani 5, 6, 1, 1,
1-5-6 şeklinde, yani bu 3 safkanı ben ayırmadan kuponuma şans vereceğim. Bunu da dile getireyim. Evet, 9. koşumuz handikap 14. Dişler Hamasu 4 yaşlı Arapların 1800 metre çimde mücadele verecek 15 safkanımız burada kayıtlı sevgili dostlar. Evet, son koşularda biliyorsunuz banko atmak biraz riskli oluyor ama geçen Bursa koşusunda geçen kaçırdığımız 32 bin küsürü kaçırmıştık sevgili dostum. İki bankoyla Bursa programını bulamadık ya. Vallahi o kadar canım sıkıldı, çiftesini aldık. Dedim yani 4 bankomuz 5 bankomuz dedik. Son yani Bursa'nın ikinci altılgayında 4 banko 5 banko olarak kesinlikle gireceğiz. Hatta Eren Kadirler'le start alacak aynı jokeyimize dedik. Çiftesini alalım, altılıya böyle girelim. Öyle girdik ama gel gelelim altılıyı bulamadık. Kuponumuz 5'te kaldı. 32 bin lira verdi. Yani haş 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 yapsaydık yine ikramiyi bulacaktık ama kısmetimizde değilmiş sevgili olsa, inşallah yarın bunu başarırız. Evet, benim bu koşuda 4 nolu Cuda Nurettin Şen'le ben banko değerlendireceğim. Riskli bir banko olacaktır ama banko değerlendireceğim. Rakip hanesinde demin de birinci altılı gayrı için bahsettiğim gibi burada da rakip hanesinde 3 nolu Şirin Hatun ünlü yarla beraber değerlendirebilirsiniz. 2 nolu Acarsu Erhan Aktuğ'la güzel koşacaktır. 5 nolu safkanımız ve de 12 nolu 11 nolu Prenses Toşur Muhammed Mirbilgin'le. Buna da dikkat derim ama benim kuponumda 4 nolu Cuda yalnız başına kalacaktır. Banko adayım olacak sevgili dostlar. Evet, Bursa koşularına hem birinci altılgayımıza 2 banko ile girdik. Kafada bankomuz oldu. 6. koşuda 2 nolu safkanımız banko olarak değerlendirdik. İkinci altılgayımıza ortak bankomuz oldu sevgili dostlar. 3. koşuda 2 nolu safkanımız ve de son koşuda 4 nolu Cuda olarak değerlendireceğim ben. 2 altılık gayımızda 2 tane bankoyla değerlendirdik. Evet, Bursa programı için aktaracağım safkanlar bunlar sevgili dostlar. Herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Evet, bugün biliyorsunuz Ankara programımız vardı. Yani ikinci altılığı bulduk. Ne verdi onu da hala bilmiyorum. Bakmadım. Çünkü yorumlara başladım sevgili dostlar. İlk altılı yani 4 nolu safkanımız kafada zaten önermiştik. Banko dedik ama en ciddi rakibi 2 nolu safkanımız dedik. İlk altılıyı bulamadık maalesef. Bulan arkadaşlar varsa onları da tebrik edelim. İkinci altılı gayemiz ne vermiş sevgili dostlar? Yani şöyle bir bakmak istiyorum. Eğer siz de izin verirseniz. Pardon. Hemen bir bakalım. Telefonumuz da yanımızda. Bakalım ne vermiş. Yani merak ettim arkadaşlar. Bakalım kuponumuzu açtığımız zaman inşallah bulan arkadaşlarımız da zaten 4 nolu safkanımız yani çok zor geçirir demiştik. Nitekim de öyle oldu. Yani çok kolay bir koşu kazandı. İkilimiz vardı. İkilimizi tam alacaktık ama Burun'la maalesef 8 nolu safkanımız 10 nolu safkanımıza yarışı vermiş oldu. Bariyer dibinden güzel geldi ama maalesef ikincilikte itinde yani 312 TL gibi bir ikramı verdi. Olsun yani mühim olan tutturmaktır sevgili dostlar. Yine harçlığımızı çıkartmış olduk. Yani ben beşlisini de oynadım bunun. Beşlisi 62 lira vermiş. Dörtlü gayanın 4 misli aldım 47 TL vermiş. Üçlü gayanı 25 misli aldım 25. Oo, üçlü gayan daha iyi vermiş sevgili dostlar. Yani tutturmuş olduk. Şimdiden herkese tebrik ederim çünkü ben ikili, üçlü, dörtlü, beşli hep bunları oynuyorum. Dörtlü 5 misli bulduk demiştik. 47 TL vermiş. İkinci üçlü gayanında 25 misli oynadık sevgili dostlar. O da 25.63 TL vermiş. Bereket versin. Güzel ikramıyla ayrılmış olduk. Herkese bol şanslar diliyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. İstanbul programı var sevgili dostlar. Yani azatlı program, zevkli bir program. Yalnız ben sizlere şöyle bir şey şablon önereceğim. Yani 1-2 koşum kaldı sevgili dostlar. Onlara da bakacağım. Vaktiniz var. Biraz işim var. İşlerimi gördükten sonra videomu atacağım. Bankosuz bir şablon vereceğim. Ama sizin bütçenizi aşacak bir şablon değil sevgili dostlar bu. Ben bunu da dile getireyim. Ondan sonra yorumlarımıza geçeceğiz. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Şansınız daima yanınızda olsun.
Herkese bol şanslar.